Tercih döneminin bitmesine son 6 gün ama tabii ki e kontenjanlar olacak, nakiller olacak hiç endişelenmenize gerek yok. Bizler sizler için araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. En iyi okulları, en güzel okulları sizlere anlatacağız. Sizler de tercih dönemini mükemmel bir şekilde geçirip inşallah çok güzel liselere, çok güzel başarılara ulaşacaksınız. Günün yorumlarına baktığımızda Tatlı Bal Çiçek, Emre TR, Hüseyin Aytar çok güzel yorumlar atmışlar. Zaten hepiniz genelde benzer şeyleri soruyorsunuz ama bizler en fazla beğen alan soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Şimdi hocam ve arkadaşlar demiş Tatlı Bal Çiçek, tüm bize sesleniyor. Yüzdelik dilim 3.39. Geçen seneye göre en düşük 1.35, 2.16, 2.66 ile alan liselerden hangisine gidebilirim? Hepsinin kontenjanı art demiş. Şimdi birincisi bu liseleri mutlaka yazmalısın tatlı balçak. Neden? Çünkü isim, dilim, puan yazdığımızda buraya biliyorsun en başa böyle hayallerimizi yazıyorduk. Böyle olabilecek yerleri. Sonra gelebilecek yerleri. Sonrasında kesin kesin gelecek yerleri yazıyorduk. Yani bizim sıralamamızda sadece bir tane tercih yok birden fazla 10 tane tercih hakkımız var. Dolayısıyla bu üçünü mutlaka yaz. Hatta bunların daha yükseğini bile başlara yazabilirsin. Ama ama şunu da unutma. Sizler için söylüyorum arkadaşlar. Bu hepiniz için geçerli. Geçen sene sınava 1 milyon aday girmişti. Bu sene ise 1 milyon 430 bin aday girdi. Dolayısıyla bir de yani yüzde üçlü bir artış oldu. Bunu kere biliyoruz. Yani geçen sene yüzde birlik dilime giren bir kişi ...yüz bininci olduğunda tamam pardon 11. oldu veya %10'luk diyelim. %10'luk dilime giren bir kişi 101. olduğunda bu sene onluk dilime giren bir kişi e, 143 143.000'inc oluyor. Dolayısıyla sen yüzde onluk dilime girdim diye düşündüğünde belki de 43.000 daha geridesin. Bu bir. Okulların kontenjanı 43.000 artmadıysa, senin istediğin okulun kontenjanı 43.000 kişi artmadıysa istersemez riskli bir durum yaşayabilirsin. Peki bu yüzden ne yapacağız? Birincisi biz 10 tane tercih hakkımızda 1, 2, 3, 4 tercihimize yine bu tarz istediğimiz bölümleri yani 3.39'da şöyle oluyor hatta 3.39'da söyleyeyim. 3.39 eğer bu sene kontenjanlar artmasaydı 4.84'ün girdiği yere girebilirdi. Ama bu sene kontenjanlar arttığı için muhtemelen 4, 3 Hatta kontenjanı çok artırsa 266'lara bile girebilir. Dolayısıyla bunlara girme ihtimalim var tatlı bal çiçek. Bunları bir kere yaz. Ama sen mutlaka 484 hatta 5'e kadar da tercihte bulun eğer açıkta kalmak istemiyorsan. Neden? Bunun sebebi de bu. Eğer hiç kontenjanlar artmasaydı bu okulların kontenjanı hiç artmasaydı sen 484'lük bir yere girmek zorunda kalabilirdin. Ama şu anda kontenjanlar arttığı için belki 3.39'luk, belki 2.66'lık bir yerlere bile girebilirsin. O yüzden işimizi sağlam tutacağız. Üstüye hayallerimizi koyduğumuz gibi aşağıya da risk olmaması için bu tarz yerleri de yazacağız. Niye? Açıkta kalmak istemiyorsak. Aynı zamanda ek kontenjanda nakil döneminde de bizler bu ee, şeylere 1.35'lik, 2.16'lık, 2.66'lık yerleri de kollayabiliriz. Zaten onda şöyle... Göstereyim sizlere. Şurada nerede? Bakın. Şimdi biz burada 20-29 Temmuz arası tercihleri verdikten sonra 10 olsa boş kontenjan olacak. Yani belki de şurada bir kontenjan boş olacak. Burada bir kontenjan boş olacak. Veya burada bir kontenjan boş olacak. O durumda sen bir, e, birinci nakili, ikinci nakili takip ederekten o bölümleri, o liseleri de kazanabilirsin. Emre Tere demiş ki ortamı kötü olan liseler üniversiteye etkiler mi? E, Tonguç Görsün merak ediyorum demiş. Arkadaşlar ortamı kötü olan liseler Üniversite sınav sonucumuzu etkiler. Fakat zaten uzaktan eğitim artık çok daha fazla önem kazandı. Pandemi sonrası ve pandemiden dolayı başka yeni pandemiler gelebilir diye insanlar artık uzaktan eğitime çok önem veriyor. Artık biz Milletim Bakanlığı da uzaktan eğitimi destekliyor. Bizden bizler de EBA'da yayınlar yapıyoruz. Ee, i̇şte uzaktan eğitimle alakalı aileler daha fazla bilinçlenmeye başlıyor. Dolayısıyla sizler zaten üniversite sınavına hazırlandığınız döneme geldiğinde uzaktan eğitim çok daha fazla önem kazanacağı için diyelim ki ortamı çok kötü bir liseye gitmek zorunda kaldınız okulu dışarıdan takip ederekten de çok güzel başarılara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda okulda zararsız bir şekilde, sessiz bir şekilde köşede oturan bir öğrenci kimse zarar vermez. Ama sen de o kötü ortama girip ben de böyle apaçı olacağım ve kavgacı olacağım dersen ister istemez bozulursun. Aynı şey ama iyi bir lisede de yaşayabilirsin. Mesela ben Türkiye'nin en iyi lisesi hangisi olsun? Robert Lisesi olsun mesela. Robert Lisesi'nde çok ee, böyle sıkıntılı, derslerine çalışmayan, böyle hani ya bozuldu bu çocuk diyeceğimiz öğrencilerim vardı. Ya niye böyle yaptın? Derslerini sallamamışsın. Dersleri ama yani genel olarak yaşantısını dağıtmış öğrencilerim vardı. Ya dedim demek ki Robert'e bile gire insan. Robert'e bile girse insan. Eğer kendini kontrol edemezse sıkıntı yaşayabiliyor. Ya da böyle meslek sesine gidip çok iyi üniversiteleri kazanan öğrencilerim de vardı. Demek ki Kılıç kesmez el er keser. Tabii ki biz ortamın çok kötü olduğunu emin olduğumuz böyle böyle çok farklı kavgaların olayların olduğu liseler kalmadı artık. Güvenlik var ama öyle bir şey duyduysanız başka bir liseyi tercih etmeniz doğru olabilir. Ama uzaktan eğitimden dolayı işin son kararını siz verdiğinizden dolayı ve artık liselerde bu tarz kötü iyi lise ortamının farkını azaltmaya çalıştığından dolayı bence hiçbir şekilde korkmanız gerek yok. Sizler Türkiye'deki bütün liselerden iyi bir üniversite sınavı yaşarsanız çok iyi üniversitelere geçersiniz. Dolayısıyla nasıl herhangi bir okuldan iyi bir LGS'le çok iyi liselere geçebiliyorsanız herhangi bir liseden de çok iyi bir üniversite sınavıyla iyi liselere, geç üniversitelere geçebilirsiniz. Bunu bir kere e, bu endişeyi kafanızdan atın ama 4 seneyi güzel geçirmek için hepimiz tabii ki kontenjanlarımızın, puanlarımızın, dilimlerimizin yetmiş şekliyle iyi bir liseye tercih yapmaya çalışıyoruz. Hocam sorum. Çok programlı Anadolu lisesinin normal Anadolu lisesinden bir farkı olur mu demiş. Tabii ki bir farkı var ama olumsuz değil olumlu bir fark. Şöyle ki şimdi genel itibariyle nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde Anadolu Lisesi, Meslek sesi ve Teknik Lisesi programları tek lisede toplayan liselere biz çok programlı lise diyoruz. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde e, ne yaptılar böyle yasa itibariyle e, ismini çok programlı Anadolu Lisesi ismiyle örtmeye devam etti. Dolayısıyla sizler normal Anadolu Lisesi'nden çok programlı lisesini kötü diyemezsiniz ya da çok programlı lisesi normal Lisesi'nden iyi diyemezsiniz. Bunların hepsi orada alacağınız eğitimlere göre değişiyor. Dolayısıyla bu nüfusun az ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde okulların birleştirilmesi anlamına geliyor. Yoksa çok büyük fark yok. Yani burası çok problem olsaydı o zaman burası çok iyi olsun ya da çok kötü olsun diye bir şey olamaz. Türkiye'deki bütün hocalar, bütün okullar, bütün müdürler hep öğrencilerin başarısını hareket ediyor. Dolayısıyla aralarında çok büyük bir fark olmaz diyorum Hüseyin Aytan. Örnek tercih sıralamamızı zaten göstermişik Bu resmi zaten göstermekten vazgeçemiyoruz. Son birkaç bilgi daha söyleyelim. Tercih yaparken okul türü belirlemek oldukça önemli. Yani Fen'sin istemiyorsan gitmeyin arkadaşlar puanı yüksek diye. Ve hatta sosyal bilimleri istemiyorsanız puanı yüksek diye gitmeyin. Puanı düşük diye ee bir okula kötü, puan yüksek değil bir okula iyi demek yanlış olabilir bazen. İstemediğim bir okula gidiyor. Mesela ben sağlık meslek gitmek istemezdim diyelim ki. Kendini tanıyarak yeteneklerin ve ilgi alanların doğrultusunda bir okul türü seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Anadolu seneleri hakkında biraz bilgi verelim. 4 yıl oluyor genellikle hazırlıkla beraber. 4 yıl artı hazırlık içinde de yerleştirebiliyorlar. Yabancı dil bazılarının İngilizce oluyor, bazılarının Almanca, bazılarının Fransızca olabiliyor. Matematik, yabancı dil ve edebiyat dersleri ağırlıklı oluyor. Ve genellikle eşit ağırlık bölümleri ve sayısal bölümleri tercih ediyor buradan mezun olan öğrenciler. Türkiye'nin en yüksek puanlı Anadolu Lisesi Galatasaray Lisesi. Hazırlık artı 4 yılı var. 2020'de 100 kontenjanı vardı. Yüzdelik verimi 001. Yani en yüksek lise diyebiliriz buna. En düşük puanlı lisemizde de Viranşehir'de yine e, düşük puan da olsa siz Viranşehir'den de iyi bir başarıyla, sıkı bir çalışmayla Galatasaray Lisesi'ndeki bir öğrenci geçebilirsiniz. Bunu ben çok net biliyorum. İsterseniz araçların hoca atıyor mu yoksa gerçek doğruyu söylüyor görebilirsiniz. Buradan da bir öğrenci süper bir çalışmayla iyi yerlere gelebilir. Aynı şekilde Galatasaray Lisesi'nde de çok güzel ortam vardı. Çok iyidir, süperdir ama derslerini çalışmazsan sınavda yapamazsın. Bu kadar basit. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.